Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Önemli bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi Şeyh Sadık'ın kendi yazdığından okuyacağım arkadaşlar. Kitabından okuyacağım. Önemlidir Mehdi Aleyhisselam'dan bahsediyor. Okuyayım arkadaşlar en iyisi. Başlayalım videomuza. Kanalımızı da beğenenler için söylüyoruz. Abone olun. Ve bildirimleri de açabilirsiniz arkadaşlar. Abdülazim Hasan'ı şöyle diyor. Mevlam İmam Ali Nakhi'nin yanına girdim. Beni görünce şöyle dedi. Hoş geldin ey Kasım'ın babası. Sen bizim hakiki dostumuzsun. Abdülazim şöyle diyor. Ben dedim ki ey Allah'ın elçisinin oğlu. Müsaaden olursa sana kendi dinimi, inancımı takdim edip göstermek istiyorum. Eğer doğru bulup beğenirseniz Allah ile görüşene yani onun huzuruna çıkana kadar o inançtan ayaklarını sabit tut. İmam şöyle buyurdu. Ey Kasım'ın babası konuş söyle. Şöyle dedim. Ben inanıyorum ki Allah tektir. Ona benzer hiçbir şey yoktur. O iki haddin dışındadır. İptal haddi ve teşbih haddi. Allah cismi suret, aras, alamet ve cefer değildir. Aksine Allah cisimleri mücessem kılan, onları cisimli kılan, suretleri tasvir eden, aras ve ceferleri yaratandır. Allah her şeyin Rabbi, onun maliki, kurucusu ve yaratanıdır. Ben inanıyorum ki Muhammed, Allah'ın selamı ve salatı ona ve bak ehli beytine olsun. Allah'ın kulu ve elçisidir. O peygamberlerin sonuncusudur. Kıyamet gününe dek ondan sonra bir kıyamet yoktur. Onun getirdiği şeriat, yol ve kanun şeriatların sonuncusudur. Ve bu şeriattan sonra kıyamet gününe dek başka bir şeriat olmayacaktır. Ben inanıyorum ki peygamberden sonra imam, halife, emir, sahibi, müminlerin emiri Ebu Talib oğlu Ali'dir. Sonra Hasan, sonra Hüseyin, sonra Hüseyin'in oğlu Ali Zeynel Abidin, sonra Ali Zeynel Abidin oğlu Muhammed Bakır, sonra Muhammed oğlu Cafer Sıdık, sonra Cafer oğlu Musa Kazım, sonra Musa oğlu Ali Rıza, sonra Ali Rıza oğlu Muhammed Taki ve sonra da sensin ey efendim. İmam Ali Naki şöyle buyurdu. Benden sonra ise oğlum Hasan'dır. Peki toplum ondan sonraki Halef ile Fasi ile yani sonuncu imam, İmam Mehdi ile nasıl olacak? Şöyle dedim, ey efendim onun durumu nasıl olacaktır? İmam şöyle buyurdu, böyledir. Çünkü onun şahsiyetini görmeyecekler. Adını yad etmek ise onlara helal olmayacaktır. Ta o vakte kadar ki kıyam edecek, yeryüzünü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi hak ve adaletle dolduracaktır. Şöyle dedim, ikrar ve tasdik ediyorum. İnanıyorum ki onların dostları Allah'ın dostları, düşmanları ise Allah'ın düşmanlarıdır. Onlara itaat, Allah'a itaat, sözlerinden çıkmak ise Allah'ın sözünden çıkmaktır. İnanıyorum ki miraç hakikattır. Kabir, sorgu, suali hakikattır. Cennet ve cehennem hakikattır. Sırat ve nizam, mizan hakikattır. Kıyamet kopacak. Bu konuda hiçbir şüphe yoktur. Allah kabirlerde kim varsa diriltecek inanıyorum ki velayetten sonra vacip farzları salat, zekat, oruç, hac, cihat, iyiliği emredip kötülüklerden sakınmaktır. Evet arkadaşlar, önemli bir bilgiydi arkadaşlar. İmam Ali Naki şöyle buyurdu. Ey Kasım'ın babası Allah'a and olsun ki bu Allah'ın kulları için razı olduğu dinidir. Ondan dolayı da bu dinin üzerinde muhkem, sağlamdır. Allah senin dünya ve ahiret hayatında sabit, sözle ayaklarını sabit eylesin. Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi yegane ve ortağı olmayan Allah'a mahsustur. Allah'ın salavat ve selamı Efendimiz Hazreti Muhammed ve onun bak ehli beytine olsun. Allah bize yeter. O ne güzel bir vekildir. Evet arkadaşlar. Şeyh
Salduk yazmıştır bu kitabı. İtikatler, inançlar. El İtikat kitabından arkadaşlar bir alıntıydı. Tabii bu önemlidir. Bu önemli bir konudur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın işte zamanıyla ilgilidir ve onu görmeyeceklerini, bu bizim zamanımızdan bahsediyorlar. En son Hasan geleceğini söylüyorlar. Hasan o zaman Hasan'ı, yani benden sonra ise oğlum Hasan'dır. Peki topluluğum ondan sonraki Halef ile Fasi ile, yani sonuncu İmam Mehdi ile nasıl olacak? Şöyle dedim, ey efendim, onun durumu nasıl olacaktır? İmam şöyle buyurdu, böyledir. Çünkü onun şahsiyetini görmeyecekler. Nasıl olacaksa artık. Çünkü onun şahsiyetini görmeyecekler. Adını yad etmek ise onlara helal olmayacaktır. Daha o vakte kadar ki kıyam edecek, yeryüzünü zulüm ve haksızlıkla dolduğu vakit hak ve adaletle dolduracaktır. Yani bu o zamandan bu zamanlara bir mesajdır arkadaşlar. Evet. Çünkü burada şöyle anlayabiliriz. Doğumunda da diyor ki, şöyle dedim, ikrar ve tasdik ediyorum. İnanıyorum ki onların dostları Allah'ın dostları, düşmanları ise Allah'ın düşmanlarıdır. Onlara itaat, Allah'a itaat, sözlerinden çıkmak ise Allah'ın sözünden çıkmaktır. İnanıyorum ki miraç hakikattir. Bak, miraç hakikattir. Kabir sorgu suali hakikattir. Cennet ve cehennem hakikattir. Sırat ve mizan hakikattir. Kıyamet kopacak. Bu konuda hiçbir şüphe yoktur. Allah kabirlerde kim varsa diriltecek. İnanıyorum ki ve velayetten sonra vacip farzları salat, zekat, oruç, hac, cihat, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır. Yani bugünlerle alakalıdır. Çünkü kıyametten bahsettiği için, kıyamet alametleriyle. Onun için arkadaşlar bu önemli bir bilgiydi. Buradan ben size bunu açıklamak istedim. Yani birçok kaynağa baktığımız zaman ehli sünnet, işte ehli beyt hadisleri arasında çok farkları görebilirsiniz. Yani İmam Mehdi deniyor ehli şiada, ehli beytte. Ama ehli sünnette ise Muhammed Mehdi deniyor. Bazı yerlerde Bakır, bir bazı yerlerde farklı kimisi Ramazan diyor mesela, kimi farklı Abdullah diyen var, Abdullah Mehdi diyenler var. Yani bu kadar işler karışık durumda. Tabii biz araştıracağız arkadaşlar, elimizden geldiği kadar. Bazı kitaplara da tabii girmemiz gerekecek yani, çünkü kitaplar olmadan da herhalde biz bu işin içinden de en azından bir fikrimiz olur yani ya. Yani bir fikir olması önemlidir. Fikir olmadığı zaman kesinlikle olmaz yani. Bunu bilelim. Fikirler önce ilimle olur. Yani ilim olduktan sonra insanların fikri netleşebilir. İlim olmadan da fikrin olması da olmaz yani. Çünkü bazı kitaplara girmen lazım, araştırman lazım ve onları karşılaştırman lazım. Bu da bir ilim ister. Biraz zaman ister, biraz gözlerin yorulur, beynin yorulur. Zaman seni yorar ama sabırla araştıracaksın ki gerçek imama, gerçek Mehdi Aleyhisselam'a inanmamız kolay olsun diye. Hem kitaplar anlatıyor, hem batın ilmi bilen zatlar anlatıyor. Bir şekilde bu yolda yürürken kitaplara da başvurmamız gerekiyor yani. En azından farklı kaynaklar, ehli sünnet, ehli beyt kitaplarına bakmamız lazım. Ayırt etmeden, ötekileştirmeden bakmamız lazım, araştırmamız lazım. İlla ki zaten birbirleriyle aynı hadisleri anlatmadıkları kesindir. Yani onu biliyoruz zaten. Aynı olsaydı aynı mezhepten olurdular. Onun için biz de bu şekilde bakalım. Ben mezheplere eşit şekilde bakıyorum arkadaşlar. Eşit yani böyle gözlemci olarak bakıyorum. Yani ha oradan ha buradan değilim yani. İkisine de bakarım. En sonunda bir tahlil yaparım ve kendi fikirlerimi de size açıklarım sonra. Bu Şeyh Saduk'un bir fikriydi. Fikir onundu ve ben onun fikrini sizle paylaştım. Evet arkadaşlar, böyle kitaplarım vardır. Bana hediye gelmiş olan İbni Arabi kitabı var. Şeyh Saduk kitabı vardır. Gönderen kardeşime de teşekkürler. Oradan biraz okuyorum yani. Bir de bazı kitaplarım da var. Aslında eski kitaplar elimize düşseydi önemli kitaplar. Mesela benim bir tane Şirazi kitabım vardı.
Şirazi kitabını ben kütüphaneye verdim. Keşke vermeseydim, el yazmaydı. Keşke vermezdim, pişman oldum. Artık geçti yani, gitti. Yapacak bir şey yok. Yani Allah bizimle olsun diyelim arkadaşlar. Mehdi Aleyhisselam konusunda ise sabırla bekleyelim ve görelim yani. Yoksa gerçekten de kaybedenlerden oluruz. Acele etmememiz gerekiyor. Ve bir şekilde bu ilim günden güne gelişmeyle devam etmelidir. Geriye gitmememiz gerekiyor. İleri gitmemiz gerekiyor. Bilgileri almamız lazım. Fikirlerimizin olması lazım. Ama batın alem biraz daha farklıdır bu zahir alemlerden. Zahir bilgilerden. Mehmet Hoca'nın dediği gibi. Zahir bilgilerde birbirleriyle çokça çelişen ifadeler var. Yani onun için karışık durumlar. Şimdi batın ilim, işte bazı kardeşlerimizin sahih rüyaları işte önemlidir, yol gösterici olabilir bu konuyla alakalı. Çünkü karışmış bir durum. Tabii bakacağız, Mehdi Aleyhisselam zamanıdır. Artık neler olacak, neler bitecek. Allah bizimle olsun. Hepimiz kardeşe kalalım ve güzel düşünelim arkadaşlar. İyi olsun her şey. Allah bizimle olsun diyelim. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, sağ olun.